Efendim, bugün demokrasi bayramı. Bugün Türk kadınının özgürlük bayramı. Bugün Cumhuriyet bayramı. Ve sahnede olacaksınız. Kısaca duygularınızı alayım ilk önce ben size. Her Cumhuriyet bayramında, ya ben her konserden önce heyecanlanıyorum ama 29 Ekim en büyük bayramımızda, Cumhuriyet bayramında sahnede olmak çok daha anlamlı. Bir Türk kadını olarak, bir sanatçı olarak, bir müzisyen olarak inanılmaz gurur duyuyorum. Her 10. yıl marşı çaldığında hep böyle burnumun direği sızlar, boğazım düğümlenir, o kadar duygulanıyorum. Ve şimdi içeride inanılmaz bir kalabalık bizi bekliyor. Atamızın bizlere bahşettiği hakları kullanarak bugün bu sahnelerde olmak, binlerce kişiye şarkı söylemek muhteşem bir duygu. Çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Ece Hanım, kıyafetinizde bir rakam gördüm, birkaç rakam gördüm ama onların sadece rakam olmadığını bilen birkaç muhabirden biriyim ben. Yani siz açıklayabilir misiniz onları? Evet, tabii ki son zamanlarda, uzun dönemdir Türkiye'de izlediğimiz, duyduğumuz, şahit olduğumuz, maruz kaldığımız şiddetin artık her türlüsü, katmerlenmiş hali. Korkunç şeyler görüyoruz, korkunç şeyler yaşıyoruz. Arkamda 6284 yazıyor. Çok önemli bir kanun maddesi. Şiddet altında olan ya da şiddet alma ihtimali olan kadınları koruyan bir madde. Dilerim ki son günlerde yaşadığımız, her zaman karşısında durduk hayvana karşı şiddetin, hayvanlarla başlarsa kadınlara sıçrar dedik, sıçradı. Maalesef bir şeytanın dahil aklına gelmeyecek şekilde bebeklerimize sıçradı. 6284 bizi koruyor. Sonuna kadar haklarımızı savunacağız. Şiddetin her türlüsünün sonuna kadar karşısında duracağız. Ben buna sahip çıktığınız için bir erkek olarak size teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu çok özel bir yasa. Elbette ki bütün yasalarımız özeldir ama bu çok özel. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra elimizde bir tek bu kaldı. Kesinlikle. Sonuna kadar arkasındayız. Bugün bu sahnede, yani kaç bin kişiye biraz sonra şarkı söyleyeceğim bilmiyorum. İçerisi gerçekten çok kalabalık ama bir kişinin bile aklını kazırsam 6284'ü benim için çok değerli. Efendim, özellikle 2024'ün ilk 6 ayında kadınlar genellikle savunma sporlarına yönelmişler. Bunun nedeni de bu olabilir mi sizce? Kesinlikle bu. Yani izlediğimiz her şey, bunu aynı ülkede yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz. Tabii ki bir yerde bir kadın cinayeti, bir çocuk cinayeti olduğumuz zaman bizim yüreğimizden bir şeyler kopuyor. Yani şey demek olmaz, ay işte ben bakamıyorum, benim psikolojim bozulur. Hayır, yani bu ortak acımız, ortak paylaşıyoruz bunu ve ortak birlik olarak ancak bunu düzeltebiliriz. Yani aylardır, özellikle Narin cinayetiyle başlayan süreçte gerçekten çok uzun zaman, çok acı veren şeyler konuştuk ama biliyorum, ben de çok etkileniyorum. Benim de inanılmaz canım sıkılıyor. Ben de sabaha kadar uyuyamıyorum. O bebeklerin haberlerini okuduğum gece sabaha kadar dört döndüm yani. Beynimden vurulmuşa döndüm o konuşmaları okuduğumda. Ama savaşmaktan başka çaremiz yok. Kötülük her yerde. Biz kötülüğün karşısında duracağız. Aman iyilik konuşalım biz ya. Tabii. Kıyafeti konuşalım. Gerçekten takılar, kıyafet, öndeki Ece yazısı. Teşekkür ya ederim. Siz her sahnede ayrı bir şova imza atıyorsunuz. Bu biraz maliyetli olmuyor mu sizin için? Çok maliyetli oluyor. Vallahi benim bütün paralarım, konser paralarım kıyafetlerime gidiyor. Kıyafetlerime gitmese gözlüğüme gidiyor. Ama seviyorum süslenmeyi. Bugün üzerimde, demin stilistim yazdı, haberim yoktu. Bir günde yapıldı bu kıyafet. Çok da zor bir kıyafetmiş. Dedim ki hani bir tık dedim yani arkayı yazdık, öncesinden tasarladık. İşte kalıba gidiyor, baskıya gidiyor, bilmem ne. Bayağı bir uzun süreçli. Dedim ki önüne de Ece yazabilir miyiz? Sadece diyor şeyde, önde ve arka 9500 taş kullanıldı. Yazmış. Evet, valla biliyorum ben kimlerin yaptığını. Buradan öpücük göndereyim. Çok yorucu oldu onlar için. Bence zarardayız bence. Ya bir şey söyleyeyim, zarar önemli değil. Güzel, keyifli bir gece olsun. Hakkıyla Cumhuriyet Bayramımızı kutlayalım. Benim zararım hiç önemli değil. Müzik yapmak da çok pahalı hale geldi. Özellikle de albüm yapabilmek için gerçekten bir servet harcamak gerekiyor. Siz de bildiğim kadarıyla bu gündemden dolayı bir projenizi ertelediniz. Orada durum nedir şu anda? İki tane şarkı çıkarabildim koca albümümden. Ondan sonra maalesef can sıkıcı gündemlerden dolayı durmak zorunda kaldı. Ben herkesin beni tanıdığı, rengarenk, çok neşeli şarkılar söyleyen bir Ece olduğum için şu anda sıradaki şarkım, yani albümle birlikte açılacak olan şarkı, maalesef içinde bulunduğumuz ruh haline çok ters bir durumda kaldı. Klibi de öyle, şarkı da öyle, çok eğlenceli. Ama inanıyorum o şarkının da ülkece hakkını vereceğimiz, o şarkıyı dinleyerek eğleneceğimiz günler yakın.
Öyle umuyorum. Ecem, bu yaz çok fazla yaz şarkısı çıkmadı. Hı hı. Siz bir müzisyen olarak bunu nelere bağlıyorsunuz? Yani sabaha kadar seninle bunu burada konuşabiliriz yani. O kadar çok sebebi var ki. Şimdi şöyle de olabilir sanatçılar, bunu kendimden çok bağımsız söylüyorum ama dinleyenlerin, izleyenlerin yorumuna bırakıyorum. Sanatçı mı toplumu yansıtır, toplum mu sanatçıyı yansıtır? Bir yerde de artık sanatçı toplumun nabzını tutmak zorunda. Yani kendimden örnek verirsem eğer, diyorum ya, bu kadar neşeli bir şarkı çıkarmayı şu anda yediremiyorum yani. Yaz şarkısı çıkmamasının sebebi de aynı, benimle aynı düşüncede olan müzisyen arkadaşlarımın tavrına bağlıyorum bu süreçte. Biraz tabii ki dinleyicinin arzının artık farklı türde müzik, yani müzik de değil işte, o remixler ve TikTok remixlerine kayması, aslında artık kendileri belirliyorlar, 2-3 tane şarkıyı birleştiriyorlar, bambaşka bir şarkı. Bu arada dünyada da bu trend, yani bunu eleştirdiğim için söylemiyorum bunu kesinlikle. Yok, ben sizi polemiğe sokmak istemiyorum zaten. Yani, yok, ben bunu eleştirdiğim için söylemiyorum, yani dünyanın trendi bu. O yüzden birçok müzisyenin cesareti kırılmış olabilir. Benim albümümün çıkış şarkısı Lambalar çok iddialı bir şarkıydı, böyle işte progressive house falan, ters köşe. Ben kendi yaptığım müziğin sound'un arkasında durmak istedim dediğim için o konsepte bir albüm yaptım. Kendi kitlemiz de var sağ olsun. Yok, onlar da, onlar da dinliyorlar sağ olsunlar, bekliyorlar işte ne zaman şarkı çıkaracağız, ne zaman dinleyeceğiz diye bekliyorlar. Ama tabii ki birçok müzisyeni, özellikle no name müzisyenlerin cesareti kırılmış olabilir. Onlara da çok hak veriyorum. Şimdi bazen müzisyenler dönem dönem tarzlarının dışında işler yaparlar. Siz de böyle günün birinde böyle bir türküyle çıkar mısınız karşımıza? Ben yaptım. Rose Cariopel'e rap bir şarkı yaptım. Çok yakıştırmışlardı hatta. Ben sahnede de yani normalde aslında kendi konjüktürümde de çok çeşitli tarzda ve çeşitli dillerde şarkı söyleyen bir şarkıcıyım. Türkü için, halk müziği için eğitim almak gerekir. Benim eğitimim klasik batı müziği. Öyle bir projem olursa ya da işte atıyorum bir filmde bir soundtrack seslendirmem gerekirse eğitimini aldıktan sonra neden olmasın? Ama eğitimini almadan girişmem o işlere. Sanatçılık tamam, şarkıcılık tamam. Oyunculuk ne zaman? Hiçbir zaman. Diyorum ya, şöyle Başak Burcu'yum, işimde de çok titizim. Eyvah, ben de aynı. Evet. Ya, eğitimini almadığım işe bulaşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir gün tabii ki asla hayır diyemeyeceğim bir rol olur. Bir tık da beni yansıtır. O zaman işte eğitim alarak belki neden olmasın yani. Mesela, ama çok zor bir şey oyunculuk. Ya ben klip setinde bile çıldırıyorum. Çıldırıyorum yani. 16 saat işte bekle, ışık değiş falan, çok zor ya. Ben mutluyum şarkıcılıkta. Sizin hayvanlarla aranızın çok iyi olduğunu biliyorum. En son atlar, efendime söyleyeyim, ama hayvanlarla ilgili de bir problem var. Yani orada da çıkmış bir yasa ve uygulanması çok zor bir yasa var. Yani o konuda neler söyleyeceksiniz? Bir sanatçı olarak değil, insan Ece olarak söylüyorum ben size. İçim acıyor. Gerçekten içim acıyor. Yani hani nasıl olabilir, ağzı olmayan, dili olmayan, derdini anlatamayan, Allah'ın emanet olarak bıraktığı canlara bir insan nasıl zarar verebilir? Kılına nasıl zarar verebilir bilmiyorum. Hepsi Allah'ın emaneti. Her türlü çağrıyı sosyal medyadan da yapıyoruz. Çok çok üzücü. Yani umarım bununla da ilgili çok ciddi yaptırımlar gelir. Gerçekten bir hayvanın canına kastetmek. Ya bu hayvan, insan, bunun ayrımını yapamam bunu söylerken. Çünkü hayvana kastetmek dediğimde insana haksızlık yapıyorum. İnsan canına kastetmek deyince hayvana haksızlık. O yüzden işte çok daha kapsayıcı, çok daha bütün. Evet, şiddet orta yolu değil aslında. Çok net bir kanun istiyoruz. Şiddet istemiyoruz. Şiddetin faillerinin gerekli cezaları almasını istiyoruz. Havayı dağıtayım mı son soru? Alır. Efendim, ben sizi tanıdım tanıyalı üstüne koya 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 güzelleşiyorsunuz. Sosyal medyayı birazcık tanıdım. Hiç şimdi mütevazilik yapmayın bence. Ya bunu nelere borçlusunuz? Doğal bir kürünüz var mı? Özel bir kürünüz? Yok, hiçbir şeyim yok. Piyasadaki en ucuz kremleri ne bulsam suratıma sürüyorum ve geçiyorum yani. Hiç şeyim, özel bir bakım rutinim, bir şeyim, hiçbir şeyim yok. Kuaföre gitmekten nefret ediyorum. Kuaförde harcanan 4 saatin 5 saatin çok gereksiz ve saçmalık olduğunu düşünüyorum ama işim bir sahne öncesi 4 saat 3 saat hazırlık gerektiriyor falan. Hiç özel bir şeyim yok yani. Çok güzel, aşırı su içiyorum.
Benim Türk erkeklerinin özellikle aradığı masrafsız kadın kategorisine giriyorsunuz. Ay, o keşke zaman. Keşke öyle olsam. Keşke öyle olsam. Benim de işte başka masraflarım oluyor. Bir şey görüyorum, hayır diyemiyorum. En çok ne para harcarsınız? Ben galiba gözlük ve ayakkabı da var, evet. Bir gözlüğe şimdiye kadar en fazla ne kadar para verdiniz? Vallahi hiç şey yapmadım. İşin muhasebesine girmeyelim. İşin muhasebesine girmeyelim. Benim de canım sıkılmasın. Şöyle bakmak lazım. Bir gözlüğü kaç kere takıyoruz? Kaç kere takıyoruz? Çok takıyorum. Çok takıyorum. En azından kullanıyoruz aldık. Kullanıyorum, evet. Öyle bakmak lazım. Ben o zaman seyircilere de çok fazla bekletmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sizlerin de Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. İzleyen herkesin de Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim.